Takımlar inişlerini yaptı. Bir hard drop vakası görmeyeceğiz genel baktığımızda. Sakin bir başlangıç olacak takımlar adına. Bu arada Wildcats, Ladri, Lera'nın altına gitmiş. Onlar sanıyorum ki yine loot bölgelerini değiştirmişler. Bu arada bunun bilgisini chatte yazan arkadaşlarımız vardı ama tekrardan dile getirelim. Bu esnada Huyet'in Gustav'ı düşürüp bitirdiğini gördüm sağ üstte. FaZe'de ilk oyuncu kaybeden ekip oldu. Huet de etiketle birlikte günün ilk kilini alan isim oldu. Bu arada quiz gelmiş arkadaşlar. Diğer yandan etiketle Wildcat çok yakın. Arada bir fight dönüyor. Huet'ten güzel bir Spree BS'ye doğru direkt yakalayıp onu bitirmeyi başardılar orada. Yani Levent'in üstünde de büyük hasar var. Aynı şekilde Levent'e de koruma sağlatmadılar. She Created ve Rapture arkada kaldı. BST önde tek başına kaldı. Aynı anda atılan bir rotasyon. Oyuncu kaybeden taraf Wildcats oldu. Üstten atılan ince bir rotasyon. Bu arada Omek'in yukarıdan etiketin üstüne oynuyor. Etiketin orada yaşadığı olay daha da büyük bir sıkıntı haline gelebilir. Yani Kodmarco ile Huet kendini güvenli alana çekmeyi başarmış. Bu esnada Wildcats oyuncuları da sıyrılmayı başarmış sanıyorum ki. Yani Thunderlost burada kaçmayı deneyecek ama bir headshot var onda. İkinci hit de geliyor. İki oyuncusunu kaybetti burada etiket. Ya Omekan'lar Apokalip bu esnada She Created'i düşürdü ama Rapture hemen trade'ini alıyor orada. Last'a geliyor bir açıdan. Diğer açıdan da Lipsin geliyordu. Burada Apokalip eritilen yerde ama Blaze'in push'u başarılı. İki kill çekmeyi başarıyor. Şimdi takım arkadaşları için hamle yapacaktır burada Blaze oyuncuları. Derken Huyet Rip9'ın killini alan isim oldu. Üç kişi olarak devam edebilecek mi acaba Blaze? Çünkü şimdi etiketten oraya agresif bir hamle geliyor. Lipsini gördü orada Kodmarco. Bu esnada tekrardan Liquid'in üstüne atılan bir Circle. Liquid'in toparlanması için de inanılmaz bir fırsat diyebiliriz buna. Ölmesi biraz enteresan oldu Blaze adına. Bu arada Kodmarco'dan inanılmaz atışlar Lasso'yu düşürmeyi başardı. Onun killinde Ibiza çekiyor. Eyvah, Liquid burada her şey salça olacak belli. Bex'i yakaladı orada, yani Bex'i çok güzel ekmek yedi. Bu esnada Huyet'in push'uyla Dips'in killini de çekmeyi başardı etiket. Bu esnada Tab Huyet'i çok açıkta yakalamış. Yani Kodmarco'nun da nerede olduğunu biliyorlar. Burada etiketin Navi'ye karşı yapabileceği çok bir şey yok. İki ekibin de alana oynaması gerekecek ve Navi'nin şu an bütün derdi etiketten Kodmarco. Besto'da kendine rastlanları çekmeyi başardı. Navi bu arada 80 puana ulaşarak birinciliğini sürdürüyor. QVZ de garibim, yeni kalkmıştı. Mix'i bir daha yatırdı. Bu arada son 3 takıma giriş yaptık. Etiket de 4. oldu orada gördüğüm kadarıyla. 4 kişi Liquid, 4 kişi Navi, 3 kişi de Tornado. Bu esnada direkt Shift W'nun üstüne kapanmış bir Circle haritanın sağ üstüne doğru ortalamış. Bu esnada Huyet orada motor araklarken gördük. Ibiza da başkasının motorunu araklamış. Böyle sağa sağa motor çalarak devam edecek sanırım oyuncular.
Evet, siz yazmaya kalmadan zaten o Eddie'ni buldu. Hak ettiğini buldu. Eddie'ni buldu ne demekse? Eddie'ni buldu işte. Bu esnada Lipsin de Liquid ekibine yakalandı burada. Info'da bir sıkıntı oldu sanıyorum ki. Blaze ekibinde infoyu alamadılar. Lipsin çok rahat oynadı çünkü oraya. Direkt down diye kulübeye kadar geldi motorla. Geldiği gibi de Liquid biletini kesti. Liquid hızlı davrandı. Shift W'ye doğru bir hamle gelebilir orada Wildcats'ten. NLT de hızlı davranıyor yalnız. Wildcats'te bir kafa kafaya gelme durumu olabilir. Orada Spyro'nun olduğu kampanda gidecek sanıyorum ki bu esnada. Orada Levent'in üstünde büyük hasar var. Spyro ile Perfect X birlikte geldiler. Perfect X geldi. Levent zaten burada direkt Spyro'nun önüne bıraktı kendini bu esnada. Perfect X de BSD'yi yakalıyor. Evet, Wildcats'ten hızlı davranan NLT burada hızlı davrandığı için iki oyuncu birden eksiltmeyi başardı Wildcats'ten. Buna keli çok parlıyormuş güneşte. Yapamıyorum ben böyle dedi. Bu esnada Apokalip'te çok sıkıntı doğru da Udyr'i gördü ama istediği gibi dönemedi, ona hasar vermeyi başaramadan da düştü. Lassa da Blaze'de ayakta kalan son için bir aldı, ikinciyi alamadı yalnız orada. Monkey çok güzel dönüyor. Ama kili alan isim yine Udyr oldu. Yani Monkey'i de düşürse Udyr'i düşüremeyecekti Lassa. Blaze ilk veda eden isim oldu. Bugün de onlar için... Ne gitti bomba? İstediği gibi atamamış bombayı orada. Botulin de şimdi geri çekilecek. Rapture'ın o bombayı atamamış olması Botulin'in hayatını kurtardı. Bir bomba daha geliyor orada taşa doğru ama Botulin çoktan pozisyon değiştirdi. Ve buradan da kaçmayı başarabilecek gibi duruyor. İkinci maç. Bu esnada Navi de Razor Edge'den Monkey'nin kill'ini çekmeyi başardı. Bystander ekibi de Tornado Enerji'den QVZ'yi öldürdü. Yani orada bekledi bekledi bekledi, sonunda kill çekmeyi başarabildi. Bystander ekibi, yani Rapture'ın pozisyonu çok sıkıntılı. Batulin çok sinsi bir flank atıyor burada. Hiç acele etmeden şimdi görüyor, gördüğü gibi de Rapture'ı düşürmeyi başardı orada. Wildcats'ten sadece She Created hayatta. Orada ayağa gelen isabetli atışlar var. Çok ince bir açıdan görüyor aslında o Tender Lost'unu ama derken Navi'den koruma geldi. Yani Tender Lost'u burayı daha fazla zorlamamayı tercih edip motoruna binip alana doğru hamle yapacak. Zaten alanın içinde Forever takım arkadaşlarını bekliyor. Orada pozisyonu garantilemiş konumdalar. Burada Navi ekibinden çekebildiği kadar kill çekmek istiyor Etiket. İlk maçı Liquid kazandı. Navi ikinci oldu. Tornado Enerji üçüncü. Etiket. Etiket de güzel smoke yolu yaratmış kendine. Navi'ye inatla agresif bir hamle göremedik Etiket'ten. Bu durum beni biraz üzüyor açıkçası. Çünkü Navi bitirdikleri an çok rahat edecek burada Etiket. Şimdi taba doğru atılan bir molotof. İsabet yok. Smoke'lar atılıyor. Etiket bu fight'i isteyecek. Önce de sağ tarafın açısını kapatmak istiyor. Şimdi Huet soldan flank'e açıldı. Orange yakalayabilir. Forever'dan yalnız inanılmaz bir nak geldi taba. Huet'ten de tam zamanlı bir flank. Burada tabı düşüren Gustav olmuş yalnız son saniye. O yüzden Etiket sadece bir kill ile ayrıldı buradan. Ama oradaki fight'i kazanmaları çok büyük bir başarı. Şu an onları oldukça rahatlatmıştır. Şimdi fast phase'e doğru hamle yapıyor burada Forever. Gustav gördü. Fast phase'e de oynatmıyor oyuncuları. Son anda eğilirken bir headshot geldi Kodmarko'ya. Yani fast phase orada tehlike yaratabilir şu an Etiket için. Filo'nun hiçbir olayla alakası yok. Ants de sanıyorum ki Gustav'a doğru flank'e açılmayı isteyecektir. Ubah da Forever'ı yakalayan isim oldu. Huet tek başına kaldı orada. Sola geçenler geri gelemedi. Sağdan da Huet'in gidebileceği çok fazla bir yer yok. Fast phase de orada gayet sakin. Phase'den inanılmaz bir alan kontrolü var. Etiketi çok sıkıştırıyor şu an.
fast pace'de geldi. Yalnız neredeyse düşürüyordu. Bu esnada Filo artık yani fight'a dahil olmak istedim. Üçüncü maçımızda özür diliyorum. Şu an Evengel'e geçiş yaptık. Ve takımlar atlayışlarını yapıyor. Uçak hakikaten rezalet. Haritanın çok altından geçiyor. Üst tarafının boş kaldığını görebiliriz. Takımlar pozisyon bulmakta, loot bölgesi bulmakta sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle erken fight'lara tanık olabiliriz. Epey yukarıdan atıyor rotasyon. Esnada Gustav'la çok yakın Levent. Gustav duydu mu? Hani Gustav olayların farkında. Arabayı da gördü Levent burada. Hani burada artık şüphelenmesi lazım Levent'in yani. Bir şüphelen yani. Bir dur bir şüphelen. Birisi olabilir de yani. Şimdi BSD ile She Created da buggy ile geliyor. Gustav'ı burada sıkıştırmak için. İçeride giriş yapıyor Wildcats oyuncuları. Yalnız tek tek gitmeyin çocuklar. Şimdi birini yakaladı orada. Yalnız inanılmaz trade geliyor. BSD direkt düşürdü. Shikret'takini tamamladı. Fast Phase burada desteğe gelirken o da geri dönüyor. Bu maçın ilk killini alan Wildcats oldu. Esnada burada Blaze'den agresif bir push geliyor Dikuid oyuncularına doğru. Yalnız Krayt çok erken çıktı, hızlı davrandı. Apokalip o hamleyi beklemiyordu. Blaze henüz konumunu almadan Liquid burada akıllı oynadı. Bu esnada She Created'da Winstreak'ten Maxi Zor'u düşürmeyi başardı. Orada bomba isabet ederse can yakabilir. Güzel bir bomba geldi. Yalnız oyuncuların hiçbiri odada değil. Aşağıda Rip 9 beklemeye devam ediyor. Mixi de bayağı gömüldü. Apokalip'i lootluyor. Orada aşağıda bir oyuncu vardı Liquid ekibinden. Yani Rip 9 onu yakalayabilir ama sıkıntı şu, Rip 9 onu yakaladıktan sonra yani Bibi düşerse direkt Rip 9'ın üstüne çökebilir Liquid ekibi. Bu esnada farm'a giriş yapmış Etiket. Yalnız Etiket split konumunda derken klipten Nasr'a bir headshot, agresif bir push görebiliriz Liquid'den. Evet, Liquid yavaş yavaş açılmaya devam ediyor. Mix yukarıda, diğer oyuncular içeride. Bu esnada Clip Rip 9'ın farkında değil. Visa da değil. Rip 9 2'dir. Juju nasıl yırıldı sanki. Last'ı da kaldırmayı başardı. Lips'in yani Liquid de hiç acele etmedi burada. Sanırım bir oyuncunun bir yerde bir şekilde pustuğundan, yaptığından, sızdığından şüpheleniyorlar. Şimdi kapılar kapatılıyor. O push gelecek Liquid'den. Burada Rip 9'ın rolü çok kritik. Yo, sanıyorum ki rotasyona devam edecek Liquid. Burada oyalanmak istemiyor. Ama çok güzel bir bait geldi. Yalnız orada Rip 9 çok şahane bir sprey ile Ibiza'yı anında düşürmeyi başardı. Yalnız hemen arkasında kapı açıldı. O kapı can yakabilir. Şimdi Blaze'in agresif push'u geliyor. Last'a çıktı sağa doğru. Klibi düşürmeyi başardı. O kill'i bitirmek için zorlamaya gerek yoktu sanki. Bu esnada Mixi de Liquid'de hayatta kalan son isim. Geçerken epey hasar yedi Lips'inden. Karşılıklı prefire denemeleri henüz isabet yok. Orada Mixi'yi de yakalıyor Lips'in. 3 oyuncu birden kaybediyor burada Liquid ekibi. Yalnız Jims'den gelen destek var. Jims'in de canı oldukça az. Blaze ekibi ona da oldukça hasar vermeyi başardı. Bu fight uzarsa Lassa'nın öldüğünü görebilir. Son saniye orada Lassa'yı tutuyor Lips'in. Rip 9 da James'i öldürerek şahane bir takım oyunu izletiyor bize burada Blaze ekibi. Derken Fuhrax esnada Etiketten direkt Tornado enerjiye bir hamle geldi.
Yani artık etiketin buranın dolu olduğunu bilmeme lüksü yok. Bu esnada BSD Shift W'den X-Crease'i düşürmeyi başardı. Brexco da Furax'ın hamlesine cevap vermiş. Onu düşürmeyi başarmış. Yalnız kili çeken isim Kilyakay oldu. Yine Shift W'ye gitti. Example çok yakında oynuyor. Çok büyük sıkıntı yaratabilir burada etiket adına. Thunderlost'a son saniye sıyrılmayı başardı Cross'tan derken Melmond'dan inanılmaz bir bomba. Thunderlost'u nasıl olduğunu anlamadım bir şekilde düşürmeyi başardı diyecektim. Ha, arkadaymış, ben evin içinde zannediyordum. Arkada Thunderlost düşürülmüş. Bu esnada üstüne atılan Molotov Thunderlost'un öldüğünü göreceğiz. Foyer önünde tek başına kaldı. Derken FaZe'den de Shift W'ye gelen hamle var. Aynı şekilde Adepts ekibi de Shift W'nun hemen yakınında. Zoker düşürülmüştü orada. Yalnız Ubah Tondo'yu da düşürüyor. FaZe bir ona bir ona bir ona bir ona. İki takım savaştırmıyor. İkiniz de benimsiniz diyor adeta. Boreva şimdi burada kendine bir pozisyon elde etmeyi başardı ama takım arkadaşları o pozisyon için koruma sağlayamayabilir. Bu esnada Aliyah GG onun orada olduğunu biliyor zaten. Çok güzel bir bomba geldi ondan. İkinci bir bomba Forever'ı düşürebilir ki o bomba da geldi. Bomba geldiği gibi de Melman'ın push'unu izliyoruz. Nasıl koordine oynadıklarını buyurun seyredin arkadaşlar. Etikete imkan bırakmadılar. Von Marco'yu da kaçarken Example yakaladı. Huet tek başına kaldı. Huet'in de gidebileceği çok bir şey yok. Yani iyi denedi etiket ama Tornado enerji şiir gibi oynadı. Kafayı enerji mi attı? Yo, kafayı etiket attı. Etiketin arabayla geldiğini gördük. Nasıl Tornado enerji attı? Huet'i de yakalıyor Q-Viz'i. Tornado enerjisi tekrardan. Ha geldi. Ne oldu ya öyle? Araba patlamıştır. Oo! O nasıl bombaymış ya? FaZe yağlıyor iki mermi. Gerçekten çok sıkıntılı bir senaryo. Hani şu an FaZe dünyaya karşı gibi bir olay var. Melman'ı da rotasyonda Shikriyet yakaladı ama Beami kili çalıyor. Bir kili dış daha çalındı burada, White kesin. Aliyah GG'ye verilen de epey hasar var. Burada bu push gelecek belli. Derken yolda gelemedi. Aliyah GG düştü. Üstüne Q-Viz'i düştü. Example tek başına kaldı. O da Shikriyet'i düşürmeyi başardı. Ona doğru da atılan bir Molotov. Levent'i de gördü yalnız. Levent'ten isabetli atış. Şimdi Shikriyet'i kaldırması lazım ya. Burada Wildcats'in ama çok mümkün durmuyor. Yani o Molotov'a girmedi. Şimdi orada yalnız Wildcats'ten BSD yakalandı. BSD'yi kurtarmayı başarabileceklerdir diye tahmin ediyorum. Güvenli bir pozisyonda. Yani sıkıntı şu ki Levent'in olduğu mantara geçmeleri için hem Shift W ile hem de Adepts ekibiyle mücadele etmeleri lazım diyecektim. Brexco kafayı çıkardı gibi. Şimdi gaz geliyor. Gaz gelirken Vatkes'in push'u var direkt Shift W'ye doğru. Kilyakay'ın canı çok az orada. Levent direkt anti frag'i aldı. Üstüne bir de Zoker'ı da almayı başardılar. Daha doğrusu önce Zoker'ı sonra Kilyakay'ı almayı başardı Levent. Burada güzel pozisyon elde etti kendine Vatkes ekibi. İşte hamle diye ben buna derim. Oradaki zorluktan, oradaki hiçlikten smoke yoluyla kendine push imkanı yarattı Wildcats. Şahane. Yok, FaZe'in o pozisyon avantajı bitecek birazdan. Sıkıntı şu ki Maxi Zor çok güzel yerde yatıyor. Kendini unutturmuş pozisyonda. Ve Winstreak ekibi 4 kişi. Yani orada bir oyuncuyu yakalayabilir. Çok açılmaması lazım Wildcats'in. Çok
Çok sıkıntılı, çok gergin. Yani Maxizor'a kill vermememiz lazım. Beast'i de hala görmüş değil. Maxizor'da nasıl kilitlenmişse oraya yani. Başka hiçbir yere bakmıyor. Wildcat hala hayatta. Ya burada en kötü senaryo Maxizor'un birden fazla alması olur. Ya bir de şöyle bir şey var. Son alan, herkes alana odaklanmış konumda. Maxizor çıktı. Çok güzel bait. Çok güzel bait Wildcat'ten. Bu esnada Winstreak iki oyuncusunu aynı anda kaybetti. FaZe hala zorlamaya devam ediyor yalnız. FaZe'in çünkü duvarı onlar adına çok oynanabilir kılıyor pozisyonu. Cover'ları var. Cover'dan istedikleri gibi vurkaç yapabiliyorlar. Offsync de bu esnada. She Create da mermi denemeleri yapıyor diyecektim. Düşürmeyi başardı. Smoke'un içinde düştü yalnız orada. She Create de arabada kendi kendine gidiyor. BST onu tutmayı başaracaktır. Yeterince zaman var. Bu esnada bu smoke'lara bomba gelirse Ubah'tan sıkıntılı. Ubah çünkü bu maç bombalarını çok etkili kullanıyor. 5 mermiyi 2 can sığdırdı orada Levent. Son 2 takım artık. 3 kişi FaZe, 3 kişi Wildcat. Burada mermi bol. Arıyorum. Nefes alacak, kendine pozisyon yaratacak alanı bulamadı. Önce Winstreak, hemen ardından şimdi de FaZe. Arada She Created'ın düşmesi, onu toparlamak, smoke'larıyla kendi oyun alanı yaratması lazım. Ondan sonra galibiyete gitmesi lazım. FaZe'in çünkü pozisyonu burada şahane. Son iki takım 3 ve 3'lük bir mücadele sürüyor. Smoke'lar hala alanı kapatmaya devam ediyor. Takımlar birbirine yönelik bir hamle yapamıyor. Yani burada şimdi Ubah'tan etkili bir push orada. Aids'i Levent'i yakalayan isim oldu. She Created yalnız Ubah'ı yakaladı. Burada 2 ve 2'ye kadar düştü. Aids'i de ses verdi şu an. Ses verdiği gibi sağa geçti. She Created'ı yakalayacak mı? She Created'ı görmedi. She Created onu gördü. Hadi hadi hadi, çok yakındı çocuklar. Geldik günün son maçına. Böylelikle de cumartesi gününü kapatıyor olacağız. Bu maç takımlar adına kritik. Kimin ne yapacağı önemli. Sıralamalar şu an çünkü iyice allak bullak olmuş durumda. Geçen maç Wildcats'in iyi puan alması, zaten puanlar çok yakındı. Aşağıdaki takımların da yukarıya çıkması iyice çorba haline getiriyor listeyi. Sıralama tablosunu. Hiçbir şey belli değil. Yani birincilik garanti. Liquid oynamadı. Uça uça gelen bir etiket puşu var yalnız burada Razor'a doğru. Udyr'i yakaladı. Muhuet yakalayamadı. She Create bu arada Wander'a düşürmeyi başardı. Codemarco da Udyr'i düşürüp bitiren isim oldu yalnız. Razor'dan destek geliyor buraya doğru. Etiketten de şimdi geldi Tenderlost. Direkt bombalar çekildi karşılıklı. Tenderlost'un attığı bomba isabet etmeyebilir ama Oduzilink'i kesin edecek. Ondan eminim. Derken o da arabanın kaputundan sekti sanırım. Anlamadım ne olduğunu. Tenderlost burada kafasını çıkartamıyor. Ve onun üstüne de bombalar yağmaya devam ediyor. Şunu anlayamadım yalnız. Etiketten bu push geldi. Ama neden iki kişi geldi? Hani başta Marco ile Huet birlikte geldi. Tenderlost 3. posta geldi. Forever zaten hala yolda. Osprey'i atacaksın artık. Atman lazım. Eyvah. Kaç kaç kaç. Derken buraya burada öl. Bu yayında kod yok arkadaşlar. Kodlar ana yayında. Vestanda Winstreak'ten bir oyuncu daha almayı başardı orada She Create. Yalnız Omek'ın push'unun farkında değil. O kill'i de istiyor yani She Create'in. Alamadı. Alamadığı için de daha da kudurdu yani. Bu arada Blaze şimdi Razor Ashe'den Monkey'i yakalıyor orada açıkta. Arkadan şu an oyun kurabilir artık, o pozisyonu var Blaze'in. Yani Razor Ashe'in de sadece 2 kişi kaldığını söylemek gerekiyor. Blaze için burada işler şu an tıkırında. Alana baktığımızda tekrardan ortalamış diyebiliriz. Yani sol ortaya doğru attığı bir alan var. Wildcats'in rotasyon atması gerekecek.
Bu da Ense yönelik bir hamle görecek miyiz acaba Wildcats'ten? Diğer yanda da Adepts ekibi var. Yani erken çıkan kaybedecek arkadaşlar. Burada gazla birlikte gitmeniz lazım. Erken çıkarsanız kaybedeceksiniz. Orası kesin. Yani Adepts mi önce çıkacak, Wildcats mi önce çıkacak? Bu kritik bir soru. Esnada Shiv'in de ve Aduzi'nin de canı çok az. Shiv de tek başına kaldı. Onu kameradan görebiliyoruz. Derken bu sefer Liquid ile TSM orada Blaze'in üstüne çökmüş konumda. Last'a bir Ignite'in öldüğünü gördük. Ward geldiği gibi Furax yakalıyor. Filo'yu da yakaladı yalnız orada. Ward yine tam bir canavar. Adepts ekibi ondan korkar. Yani bir an arkadan hasar almaya devam ediyor. Bu esnada NLT ekibi de Wildcats'i öldürmeye başardı. 8. oluyor Wildcats ekibi. Orada nasıl yakalandılar göremedik tam pozisyonu ama şu an enteresan oyunlar dönüyor. Yani Wildcats Adepts yan yanayken Adepts'in NLT'den uzak oynaması sebebiyle hala hayatta olması biraz üzücü açıkçası. Yani Lipsy'nin canı yok ki oynamaya. Derken Batulin ona da bir veda buğsesi kondurdu. Blaze ekibi de 7. olarak. Aa yo, Blaze'den önce Rexco öldü. Shift W. Yo.